Günaydın. Şu an sabah 5 küsür. Kalktım, hazırlandım, her şeyim tamam. Bu saatte kalkıp kampa gidiyoruz. Erzurum'da keşfedilmeyi bekleyen birçok yer var. Hadi bakalım nereye gideceğiz, ben de bilmiyorum. Şu an muhteşem güzel bir yere geldik. Erzurum'a gelmeden önce ne duydum, ne gördüm, ne biliyordum. Şu an Erzurum'a gelince bana burayı gösterdiler. Harun, şu an tam neredeydik? Narman. Narman. Peri bacaları. Narman Peribacaları. Erzurum'da. Evet. Böyle güzel bir yer var. Beni getirdiğin için de teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün biz bayağı beraberiz, 24 saatten fazla. Aynen. 24 saat. Yarın sabaha kadar beraberiz artık. Sen ne yapıyorsun acı burada? Ben de turizmle uğraşıyorum. Geziyorum, tozuyorum. Kendi çapımda öyle yöresel gezginim diyelim yani. Şimdi biraz daha güneş kalksın. Burada drone uçuracağız. Ondan sonra Tortum şelalelerine gideceğiz. Orada çok güzel bir yerlerde Yedigöller. Yedigöller'de. Yedigöller'e gideceğiz, gezeceğiz. Belki balık tutacağız, belki kamp atacağız. Dolu dolu bir gün bekliyor bize. Valla belki de şu an Şeytan Kalesi'nden sonra en güzel drone görüntümü aldığım yer oldu. Hatta benim şu an geldiğim en güzel yerlerden birisi bile diyebilirim. Ben Erzurum'da böyle bir şey hiç beklemiyordum ya. Iğdır'da vardı bir de gökkuşağı tepeleri ama orada zaman yoktu. Drone uçuramadım ya da görüntü alamamıştım. Burası oradan daha güzel. Böyle ses filan da inanılmaz yankı yapıyor. Burası tam adı neydi, bir daha söyler misin acı? Narman Peribacaları. Narman Peribacaları. Şu an burası Erzurum merkezi, 70 kilometre Yani dedin. yaklaşık 70 kilometre falan. Gelmeye değer bence. Gelmeye değer. Var mı buranın böyle Ya bir... şimdi şöyle, burası aslında çok geç keşfedildi. Ya biraz tabiatından, doğasından mıdır, nedir Erzurum'un? Burası doğunun şeyi olarak geçer. Kapadokyası olarak geçer. Narman Peribacaları. Bu zaten biliyorsunuz normal oluşum kayalar. Zamanla aşınmış kayalar. Bu biraz da Narman'ın aslında özelliği, bu tabiatı buranın biraz da hani şeye göre soğuk. Evet. Hani Kapadokya'ya göre Çok. Erzurum daha soğuk olduğu için bu oluşumu biraz da geç oluyor bunların. Ama daha yeni yeni keşfedildi. İnşallah herkesi bekleriz. Gelsinler, gelsinler yani. Buralar görülmeye değer. Hani bir de şey Vallahi. dedi. Bir burası var. Bunun gibi bir yanda bir cep var. Bir de yanılmıyorsam ileride Burası de mi var? uzanıyor, bayağı uzanıyor ya. Kilometrelerce uzanıyor bu. Zaten drone, aynen drone'u gönderdim. Burası o tepenin arkasında da var. Hatta şu en ucunda bile görüyorsunuz. Eyvallah dostum. Tabii şu an burasının size sıcaklığını göstereyim. Ot mod buz tutmuş durumda. Baksana yaprağın altı kalp oldu. Yaprak maprak buz tutmuş. Hadi şurada ben bir iki koşturayım, ondan sonra. Nereye gidiyoruz? Şelalesi. Tortum'a gidiyoruz. Ya Türkiye'nin en uzun, hatta Avrupa'nın da sayılı en uzun şelalelerinden. Hatta yani dünyada bile listelerde. Abi, ben böyle yerlerde çok heyecanlanıyorum. Tepesine çıktık. Şöyle size de yakından da göstereyim, güneş vurdu. Baksanıza, sanki biri balçıkla sıvamış gibi. Henüz vadiye tam güneş vurmadı. Oralar müthiş. Abi belki on binlerce, belki milyonları bulan zamanda doğanın inşa ettiği heykeller bunlar. Abi tam tefekkürlük mekanlar. Geleceğim buraya, atacaksın çadırı, inzivaya çekileceksin. Allah'ım sen ne güzel yapmışsın diyeceksin. Ama şansımıza Erzurum'da böyle bir mevsimde böyle bir havanın olması da hem şans hem şanssızlık, üzücü bir şey. Bu yörelerin bu mevsimlerde karla kaplı olması lazım. Oo. Abi burası tamam. Valla Harun da sağ olsun bana Instagram'dan ulaştı. Dedi ki kardeşim, ben dedi burada turizm acentesi işletiyorum. Gel seni ben dedi bir adam akıllı gezdireyim. Yani belki daha önce de söyledim, belki tekrar söyleyeceğim. Erzurum'un hem halkı hem idarecileri turizm bakımından inanılmaz vizyon sahibi. Zaten çevre düzenlemesi falan da aşmış gitmiş kendini. 4 yıl öncesine göre bile şu an çok çok farklar var.
Büyük kanyon, küçük kanyon halk gelmiş. Ey Amerika, sen kimsin ya? Doğa bana mesaj veriyor. Ben şuradaki kayayı secdeye yatmış bir sırt çantalı olarak gördüm. Abi şu an 2400 metrede Kireçli diye bir geçide geldik. Abi inanılmaz güzel bir yer ya. Kışın doğaya mı gelinir? Al geldin, şu manzaranın güzelliğine bak. Siz gelemiyorsunuz, ben sizin yerinize geldim, sizi gezdiriyorum. Şu an güneş ışığı ne güzel orayı yansıtmış ya. Arkadaşlar şu an Uzundere'ye geldik. Burası Sitasilov diye geçiyor. Hemen bunun ne olduğunu anlatayım. Bana bunu da Ardahan'ı gezerken bir arkadaşım bahsetmişti. Bu şu manaya geliyor. Burası sessiz, sakin, yavaş bir şekil. Yani Avrupa'nın vermiş olduğu bir unvan. Yani Avrupa'da da bu tarz şehirler var. Türkiye'de de şu an var. Ve Uzundere Türkiye'nin en sakin, sessiz ve yaşanılabilir şehirlerin arasında birisiymiş. Ben de daha önce bu etrafına bakın, dağların arasında böyle kurmuşlar şehri. Tortum şelalelerine az kaldı, zaten oraya varacağız. Şimdi burada çok yaşlılarım, baksanıza böyle bir restoran mı var ya? Burada Uzundere'nin çıkış noktası. Ha, Tortum Gölü buradan başlıyor. Buradan 7 kilometre gidiyor yani. Tortum şelalesine kadar. Bu su da şelaleye akıyor. Vay. Bu baraj değil değil mi? 18. yüzyılda burada Tortum Nehri'nin önünün kapanmasından dolayı bu göl oluşuyor. Yani normal krater gölü bu. Orası kapanıyor, şelale oluşuyor, burası oluşuyor. En altta da yedi göller. Vay, yedi gölleri de göreceğiz inşallah. Abi Asya'da birçok ülke gezdim. Tamam, doğası, şelalesi çok güzel yerler vardı. Bayağı ilçe şelalelere de gittim ama abi Tortum şelalesi yarışır onlarla, geçebilir de. Çok yüksek, şu an bilmiyorum buradan ne kadar kamerada anlayabiliyorsunuz. Şu an ben bayağı yüksek değil mi? Şelalenin başı benden biraz daha tık yukarıda. Nereden baksanız şöyle genişliğine bir 15-20 metre, belki şu an bu açıdan göremiyorum ama 40-50 metre genişliği var. 40-50 metre yüksekliği var. Şu an burada zor hareket ediyorum. Gezdim, tozdum, drone uçurdum. Sonra gerçekten şelale gördüm. Bir Vietnam'da bir tane şelale bununla yarışıyor, güzeldi. Bir de Laos'ta. Onun haricinde Türkiye'deki çok yüksek abi, çok yüksek. Buradan yukarıdan aşağı adam atlası ölür ya. Şimdi biz burada da kamp kurabiliriz. Belki burada kamp kuracağız. Yedi göllere gidiyoruz ama buraya dönüp dönmeyeceğimizi bilmiyoruz. O yüzden son kez bir bakın. Şimdi yedi göllere gidelim, belki orada kamp atacağız. Abi şu an ben Erzurum'da olduğuma inanmıyorum ya. Vallahi Erzurum değil burası ya. Vietnam'da, Laos'ta geziyoruz abi, aynısı.
Niye dünya turuyla dünya turuyla uğraşmışım ben? Direkt buraya gelseymişim ya. Göl kirli miydi? Bu bilmez, bu dünyanın diğer ucundan geliyor. Sıfatına bakılmıyor desin ya, pisliktan. Cam gibi abi, gölün dibi gözüküyor. Şimdi temizlendirsin ya, baksana suyun yüzüne bakılır ya. Hiç yüzüne bakılmıyordu ya. Şu an cam cam. Sen bu köyden misin abi? Buralıyım abi. Vallahi çok güzel köyünüz. Sen aslan nerelisin? Aslım buralı da yani, ben İstanbul'da değilim. Sen Allah Allah Allah. Aynı bizim köydeki Temel amcaya benziyor. Sen de Karadeniz havası var. Olabilir. Biraz burun da affedersin yanlış anlama benim gibi. Olabilir. Var var, hepsi var. Ben burası. Şu ev senin mi? Ha bu ev. Torun lazım mı? Torun, oğul, gelin. Ha? Ya da eleman. Torunlarım da var. Hepsi var Allah'ım. Ya abi yerleşim ben. Alt katta bir göz oda ver abi, her işi yaparım ben. Vallahi şuraya bak ya. Abi hayat sana güzel. Türkiye'nin Asya'nın yerinde Avrupa'nın en sakin yeri buradır. Ha duydum, uzun burada dere. Burada olay öteber hiçbir şey yoktur. Hey, çok sağ. Her şey kapıda bazıda, biraz geçip terlemez. Abi çok güzel cidden ya. Bu gece yerimiz bu. Biraz önce Tortum Şelalesi'nde donuyorduk. Yani her yerde dondu. Şu an oradan buraya bir saat geçti geçmedi. Şu an yanıyoruz. Çadırları kuralım. Abi benim diğer çadır patladı. Zaten onu hatırlıyorsunuzdur. Malezya'da onu hırsızlar böyle kesmişti. Ben onu dikmiştim. Hong Kong'da karıncalar üstten yemişti. Myanmar'da da fareler alttan yemişti. Artık su alıyordu. Rüzgar da çok alıyordu. Artık o çadır idare etmedi. Bunu yeni aldım. Ben aldım ikinci. Bu da yazlık. Yani normalde kışlık çadırlar, 5 mevsim çadırlar. Bu gördüğünüz şu kısım buraya kadar olur. Yani tamamen. Ya da 4 mevsim çadırlarda da bu bele kadar olur. Ki gece rüzgar geldiğinde size engellesin diye. Ama maalesef bu engellemeyecek. Direkt rüzgar içeri girecek de. Kışlık çadırlar pahalıydı. Mecbur bunu aldım. İçerisi biraz bir önceki çadırıma göre dar. Ama daha iyi. Bu çadır neredeyse 1.3 kilo. Naşurak ceiling diye geçiyor işte. Bizim Harun çadırı da şey. Bim çadırı. Bimden aldık, evet. Benim ilk çadırım bu. Ben dünya turu demeyeyim de Türkiye turuna bununla başlamıştım. 8 senedir değiştiremediğim tek şey. Çadır. Kaç tane daha çadırım var? Sen de biliyorsun meseleyi. 30 tane çadırım var. Aynen. Ama sende mi var? Sabah onları alacağım. İş merkezi kapalı. Mecbur yine aynı çadırı aldım, çıktım. Burada önceden ateş yakılmıştı. Buraya yer sahibi mıcır sermiş. Bunun altı full mıcır şu an. O yüzden aynı yerde ateş yakacağız. Abi şimdi kahvaltılık hazırlıyoruz. Buradaki üniversiteli gençler çok şanslı var ya, buraya hani arkadaşlar Erzurum olarak üniversite düşünüyorsanız %100 yazın. Evet, kahvaltıda Erzurum'un en ünlü yemeği mantarlı yumurta. Mantarlı yumurta yapacağız. Kamplarda böyle pratik yemekler yenildi zaten. Harun zaten işi buymuş. Kamp mamp yaptırıyormuş. Normalde balık yapacaktık da daha tutamadık. Sabahtan beri de yoldayız. Hiçbir şey yemedik. Evet. Zıpkınla balık tutacağız. Oh, malzeme hazır. Abi şu tüpler var ya, ben ta 3 sene 4 sene önce hastanede çalışırken almıştım. Bunlar jelsiz tüp. Şey yapıyorum. Böyle
Tuz, şeker, meker buna koyuyor. Seneler oldu be. Abi hemen not veriyorum mantarına. İdare edeceğiz artık. Vallahi güzel. Burada da böyle irili ufaklı 6-7 tane göl var. Biz yerleştik buraya biraz da bugün koşturmaca yapınca. En güzeline geldik direkt. Böyle böyle parti parti 6-7 tane irili ufaklı göl varmış. Şu bungalov evleri merak ettim ben. Böyle şuradan şu açıdan bakınca Kelebekler Vadisi. Şu açıdan bakınca 7 göl. Burası 7 göllerle resmen Kelebekler Vadisi karışımı bir yer olmuş. Bu arada burada çaktırmayan Harun balık tutamazsa ben buradan balık alacağım akşama tuttum diye. Burada alabalık tesisi de var. Burada hem pişmemiş balığı hem de pişmiş balığı da size veriyorlarmış. Bekle yavaş. 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 Vallahi kaçırma. Büyük balığa benziyor. Gelmiyor mu? Felaket zor oluyor şu anda var ya. Yavaş yavaş. Hacı bu niye böyle zorladı? Dibe mi takıldı? Yok hacı çek. Takıldı. Tuttum ben bir tane daha. Bir tane ben tuttum bir tane. İki tane mi tuttum bir tane mi? Bir. İki de çocuk tuttu. Şamandırasız direkt balık tutuyoruz ekmekle ya. Alamadık. Abi şimdi ateşi yaktık. İlk önce bir tur nadal yiyeceğiz. Köz olana kadar balığı geçeceğiz. Saat daha 6. Şu an tüpte su kaynatıyorum. Nadal yapacağım. Harun çadır. Benim yeni çadırım mis gibi. Çadırımın içinde güzel bir misafirimiz var. Hemen size onu göstereceğim. Lan eşek sıpası. Git diyorum gitmiyor. Kovuyorum yine geliyor. Abi sıra balıkta. Lan daha şimdi koyduk tavaya. Ne çabuk geldin hemen. Yo acı bu Memo nadılla kurekmekle alışmışsın sen. Siz bana böyle yaptınız Erzurum'da. Abi sen bizi nadılla alıştıracaktın. Adam o kadar malzeme alacağız, balık tutacağız falan diyoruz. Yine çantaya nadıl dolduruyor. Kaç tane aldın? 4 mü 6 mı ne aldın? Bulgur, nadıl, hazır şeylerden. Ne yapacağız? Biz hep yolcu olduğumuz için ona göre neler alıyoruz. Abi balık hazır. Hayır büyüğünü bana vermişsin. Ben az diyecektim. Hiç olmaz. Lan oğlum bir gidin. Bir tane ben yiyeyim sonra siz yiyin ya. Ben hiç yemeden. Memo bu da düştü. Al oğlum bunu da. Oo. Lokum gibi. Lokum gibi değil mi? Dağılıyor. Al ya. Günaydın. Günaydın. Gidiyor mu? Nasıl hava? Soğuk değildi. Hatta ben gece terledim tulumda. Açtım tulumu. Bana da iyi geldi. Dün gece buralara kar yağmış. Ama bizim uzun dereye kar yağmadı. Şimdi şehir merkezine gidiyoruz. Şehir merkezinde gezmeye devam edeceğiz. Harun'la olan yolculuğumuz burada sona eriyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Vallahi bayağı eğlendim. Çok da yer gördüm sayede. Ben de çok eğlendim. Gerçekten neşeli birisin. Sen de öyle. Sağ olasın. Hava dengeli. Şehir merkezine. Thank you.
every path, my dear, we will steer you through the sonosphere. Way up high, where the rainbow sets high, abimiz bizi efsane bir manzara getirdi. Ya resmen dört mevsim yaşıyoruz yine ya. Nasıl bir memleket, nasıl bir mevsimsin Erzurum. Şu güzelliğe bakar mısınız? İşte Çoruh Nehri'nin üstüne barajını inşa etmişler. Bir tarafta kış var, bir tarafta bahar. Çoruh Nehri bu arada birleştiği noktalarda, sert aktığı yerlerde şöyle bir söylenti var. Öyle zaten de bir numarası mı bilmiyorum. Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden birisi Çoruh Nehri. Burada Kaşgar Dağları var. Verşenik Yaylası var. Ovid var. Gerçekten şu an buradaki insanların konuşmaları da ve mekanlar, evlerin şekli de zaten bizim oraya benzedi. Rizli'den bir şey kalmadı, zaten Rizli'ye vardık neredeyse. Manzaralar da böyle. Know that I'm right. Kolay gelsin nene. Sağ olasın yavrum, hoş geldin. Hoş yukarıda olduk. Zaten andım kulakları da. Efendim ki, bayağı yukarıda ama bakalım şu araba onda çıkar mı, bir şey zorlanır belli ki. Teyze, bu cami kimlerden kalma? Ermenilerden yavrum, Ermeniler. Eskiden burası Ermeni köymüş ha? Evet. Yani o kiliseydi, cami oldu. Evet. Anladım, teşekkür ederim. Beni mi çekiyorsun? Çekiyor. Tamam. Çekiyorum. Adın ne senin? Benim Rabia Kumbasar. Memnun oldum. Yemeğe bir şey ihtiyacınız var ise ben vereyim. Yoo, canın sağ olun. Biz muhabbete geldik. Yeter muhabbet. Sağ ol yavrum. Allah razı olsun. Senden de. Evladım bak. Böyle gidersiz işte o aşağıda şey. Yol ayrılığı. Tamam. Bak, sağa dönünce. Sağa döneceksiniz. Ondan yukarıyı böyle son mahalle. Tamam. Son mahalle. Tamam. Ha yavrum. Onda Allah şeyler. Razı olsun. Görüşürüz. Bay bay. Hadi yavrum. Güle güle. Yolumuz güle açık olsun yavrum. Vistra Konaklar denen bir muhite geldik. Burası Ermenilerden kalma eserler de var. Hatta deminki gördüğünüz o cami teyzenin anlattı. Buranın özelliği şu, gördüğünüz gibi taş evleri görüyorsunuz. İki katlı, üç katlı taş konaklar dolu burası. Şimdi burada bir iki tane ünlü ve güzel olan yer varmış. Onlara bakıyoruz. Ben de bu coğrafyayı keşfetmeye çalışıyoruz. Evet, değişik yollardayla dere, tepe, kar, çamur gezmeye devam ediyoruz. Şu an araba çıkamadı. Yürüyerek devam ediyoruz. Şimdi geldik. Burada böyle 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı taş evler var. Burada köyde mimari hep öyle. Ve çok çok da böyle tenha bir yerdeydi. O yüzden abi bize göstermek istedi. Bakın şurada köy evi gibi değil hiç ya. Bu evler kaç yıllık abi? Bu evler 110 senelik. 110 senelik evler. Evet, en az 110 senelik ev. Yani ilk yapımı da biz mi yapmaya başlamışız, yoksa Ermenilerden görmüşsünüz de sonradan mı? Bir kısmı onlardan kalmış. Bir kısmını biz yapmışız. Devam ettik. Devam etmişiz. Bir kısmı çoğusu da yıkılmış. Abi sen evini bırakıp gitmişsin de bu güzellikte, bu sessizlikte ben evim olsa gitmezdim. Vallahi hala anlamadık. Biri yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Sanki en alt katta birileri var gibi. Yani pimapen var ama perdeler merdeler yok. Hiçbir yerden baca tütmüyor. Baca tütmediğine göre biri yok diyorum. Ayak izi de yok zaten. Burası da eski tuvalet.
Şuraya eski tuvalet. Bizim köylerde de böyleydi. Ama şöyleydi. Böyle 3-4 evin ilk zamanlardan bahsediyorum tabii. Ortasında bir yerde tuvalet vardı. Gerçekten böyle bir yere bu kadar sağlam, bu kadar çok katlı, taştan uğraşlı evlerin yapılması ilginç. Yani bir kısmı böyle, bir kısmı da normal Karadeniz gibi. İlk 1,5-2 metre taştan, üstü ahşaptan evler. Ama bu da bazı evler böyle. Baksanıza yani buralara, sonuçta bu insan için oturmak için şu kayaları falan getirmeleri 100 yıl, 110 yıl, 120 yıl önce enteresan bir mimar olmuş. Abi normal ev ama adamlar mimar şeyde yapmış hani. Şekle de önem vermiş. Yani ben şurada 15-20 haneli bir köyde böyle evlerin olmasına şaşırdım. Baksanıza kaç katlı kocaman bina. Abi teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Güzel yer. İnşallah bir günde insanlar varken çeşmeye gelirim. Abi senin de benim peşimde değişik yaptım ya. Kusura bakma. Şimdi kış belli olmuyor ama dediğim gibi burası, burası Rize kaç kilometre abi? Şuradan 7 kilometre sonra Rize sınırına girebiliriz. Aha, Rize'ye daha yakınız. Şu anda evet yakınız. Burada bir sürü ağaç var, her renkten ağaç var kış oldu halde. Evet var. Yani burası Erzurum'a göre Paris. Abi uzun dereden sonra doğası değişik olan ikinci yer benim için İspir oldu. Uzun dere de güzeldi, burada güzel. Ay şu karşı dağa baksanıza ya. Dostlar beni kurtarın. Erzurum'a 2 gün diye gittim, geldim. Bırakmıyorlar, sabahın köründe odadan alıp getiriyorlar gezmeye. Gezmekten yoruldum Erzurum'da ilk defa. Şu an İspir diye bir ilçemiz var Erzurum'da. Ben zaten İspir'i duyardım. Burada kuru fasulye meşhurdu. Ben İstanbul'dayken İspir kuru fasulyesi yerdim. Dediler ki gel sen madem seviyorsun, İspir'e misafir edelim. Sana burada güzel yemekler hazırlayalım. Araç sıkıntısı vardı ama onda Kudakan sözdü sağ olsun. Abi Kudakan açılımı neydi bu arada? Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. Devlet ajansı. Bilmeyenler evet. Vardır. Belki evet. Geçen sefer bizi Serhat Ajansı nasıl davet edip yemek edildiyse buradaki hangilere bakıyordunuz bu arada? Erzurum, Erzincan ve Bayburt. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlıyız. Aynen. Merkezimiz Erzurum. Teşekkür ederim. Abi sana niye dağların oğlu diyorlar? Dağlarda tek başına aylarca günlerce kaldığım için diyorlar. Tamam sen de değişiksin yani. Değişiyim evet. Bir değişik biz değiliz. Şu an neredeyiz abi? Şu an Tarihi İspir Kalesi'ndeyiz. Tamamdır. Bu ben şimdi şey biliyorum. Osmanlı, Selçuklu'yu biliyorum. Selçuklu'dan önce kimdi bunun ya ilk? Saltukları var. Saltuk Türkleri tamam. Evet. Ondan öncesi var mı abi? Ondan öncesi de vardı. Yani Türklerden daha öncesi de var yani. Sancaklık yapmış birçok yer mahalleyken İspir. Yani İspir benim bildiğim 1000 yıldır Türklerin. Tabii tabii. Bir dönem kısa Ruslar falan uğradı mı buraya? İşgal etti, uğradılar. Geldiler, tabii işgal ettiler. Ele geçirdiler yani. Geçirdiler sonra geri çekilip gittiler. Erzurum merkeze giremeyince buradan geri döndüler gittiler. Evet. İspir fasulyesi kadar gezilecek, görülecek yeri de çok. Zaten sen en iyi sen bilirsin, senin var mı hesabın falan abi? Senin kimde ben, baksınlar. Var, hesabım var. Google'a Dağlıhanoğlu Bülent yazarsa tamam, var. Tamam, güzel. Instagram'da Dağlıhanoğlu yazarsa abi İspir var. Benden size daha güzel gezdirir, ben gördüm, geziyor. Dostlar şimdi Erzurum gezim sırasında ben ev yemekleri yiyecek bir yer arıyordum. Hem de böyle biraz daha lokal bir mekan gezmeyi düşünürken İspir'den de bana bir teklif geldi. Hani buraya gelirsen seni gezdiririz, tozdururuz diye. Kudaka sağ olsun araba ayarladı. Ondan sonra geldiğim yere ben çok şaşırdım. Siz de şaşıracaksınız. Şöyle göstereyim. Bu bütün güzel insanlar benim için toplandı. Teşekkür ederim hepinize. Bu sofrayı da siz söyleyin isterseniz. Öncelikle teşekkür ederiz ilçemize geldiğiniz için. Biz İspir Hanımeli Kadın Girişim Üretimi İşletme Kooperatifiyiz. Üretimlerimizi yaparken ve bunları pazarlarken Ticaret Bakanlığı'nın açmış olduğu bir projeye başvurduk kooperatif olarak, KOPDES projesine. Amacımız yöresel lezzetler dükkanı açmaktı ve gördüğünüz gibi projemiz onaylandı, dükkanımızı açtık. İçeride imalathanemiz ve bu restorantımızla birlikte yöresel lezzetler dükkanımızı açmış olduk. Şu an önünüzde görmüş olduğunuz bütün ürünler ilçemize ait. Hepsi doğal ürünler. Çorbamızdan işte başlayacağız, size ikram edeceğiz. Tabii bizim asıl en önemli ürünlerimizden biri İspir fasulyemiz. Şöyle göstereyim size. Ben size onunla ilgili bir şey söylemedim. Ben İspir'in ilçe olduğunu bilmiyordum ama İspir fasulyesini biliyordum. Çünkü bizim mahallede İspir fasulyecisi vardı. Ben fırsat bulduğunca yerdim. Yani şimdi fasulyemiz ilçeden daha meşhur.
Şimdi bu İspir fasulyemiz böyle Yaradan'ın bize bahşettiği adıyla müsemma olduğu gibi sadece bölgemize has bir fasulye. Biz bunu böyle güveçte pişiriyoruz ve böyle tanesi çok güzel tabaklarımıza koyup servis yapıyoruz. Ürünlerimiz var. Biz dükkanımızda mantığı su böreği erişte yapıyoruz. Yine şurada göstermek istiyorum bizim doğal balımız, pekmezimiz. Bu da kuru kaymak. Kuru kaymağı böyle boş koydum. Şöyle yapıyoruz biz. Bu balığı kuru kaymağın üstüne akıtıyoruz. Muhteşem bir lezzetle karşılaşıyoruz. Bu kahvaltıların burada vazgeçilmez bir öğünüdür. Şu an çekiyor olmaktan çok üzüntü duyuyorum. Bir önce yemek istiyorum. tahmin edebiliyorum. Yine bunların yanında bütün yemeklerimizde kullandığımız çok özel bir ürünle de tanıştırmak istiyorum sizi. Biraz sonra siz tadınca da göreceksiniz. Reyhan, kurutulmuş reyhan. Yine bölgemize özel bir üründür. Biz bu reyhanları toplanıyor, kurutuluyor. Ve biraz sonra tanıyacağınız bütün yemeklerimizin içinde kullanıyoruz. İnanılmaz bir tat, inanılmaz bir muhteşem. Ve tabii tüm ürünlerimizin doğal olması sebebiyle insan sağlığına çok önemli de katkıları var. Bu patatesli lahana sarması, bu lord olması. Peki bunları insanlar da yani sizden alabiliyor mu? Tabii. Bizim Instagram hesabımızdan, telefon numaramızdan, web sitemizden bize ulaşıp bütün ürünlerimizi istedikleri gibi ulaşabiliyorlar. Hepsini kargoluyoruz. Mantı, erişte, su böreği de dahil. Hepsini biz kargolanacak şekilde hazırlıyoruz. İstedikleri bütün ürünlerimizi ulaştırmakta bir sıkıntı çekmiyoruz. 1,5 senedir bunu yapıyoruz zaten. Tamamen kadınlarımızın emeği. Girişimci kadınların evet. emeğiyle gerçekleşmiş. Evet, kesinlikle. Valla ellerinize sağlık. Şu an yemek için sabırsızlanıyorum. Buyurun geçelim. Teşekkür ederim. Ben sizin Instagram sayfanızı şimdi açıklama kısmında eğer sipariş vermek isteyen olurlarsa. Tabii bize. Onlarla size ulaşabilirler. Instagram'dan, telefon numaralarımızdan, web sitelerimizden Türkiye'nin her yerinden ulaşabilirler. Beni misafir ettiğiniz için baştan teşekkür edeyim. Yemekten sonra kendimi kaybedebilirim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bizim işte böyle bir gün makarna yiyoruz. Bir gün bütün sofra bizim oluyor. Şu an yemekleri denemeye başladım. Hepsi çok güzel. Yani burası hiç planımda yoktu. Kudaka sağ olsun müdürümüz araba ayarladı. Başkanımız davet etti. Buradaki de hanımların kurmuş olduğu dernekte bu kadar yemeğe imkanı sağladı. Çok teşekkürler. Dediğim gibi ben Ümraniye'de oturuyorum biliyorsunuz. Çengelköy'de vardı bir tane İspir fasulyesi yapan yer. Ben her fırsatta giderdim. Şimdi menbaanda yemek nasip oldu bugün. Şimdi İspir Belediye Başkanı'nı ziyarete geldik tekrardan. Bu dikkatimi çekti. Hemen sormak istedim. Hareketlilik haftası. Evet. Şimdi Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin her yıl düzenlemiş olduğu, bir hafta süreli düzenlemiş olduğu uluslararası bir organizasyon var. Burada amaç sıfır emisyona dikkat çekmek, karbonsuz bir yaşam. Yani motorsuz bir hayat, spora, sağlıklı yaşama dönük bir algı oluşturmak adına belediyeler o belirlenen tarihi aralığında bir takım aktiviteler yapıp bunu sosyal medyadan, ulusal basından, yerel basından yazılı, görsel paylaşıyorlar ve bu paylaşım neticesinde bir anlamda da kendi coğrafyasının lansmanını yapıyor. Yani 551 belediyenin iştirak ettiği bu organizasyonda biz pandemi sürecini yaşıyor olmamıza rağmen halkı bu işin içerisine bir takım tedbirlerden dolayı çekmememize rağmen 7 gün boyunca 7 tane çok ciddi organizasyon yaptık. İspir kendini anlatamamış. Yani Kaşgar'ın arka tarafında yıllık 1 milyon kapasiteli Ayder var, turizm kapasitesi olan Ayder var. Çok büyük de bir katma değer var ekonomik anlamda. Kaçkar'ın bu tarafı, şimdi bu bölgede bir tane turist yok. İşte biz turizme açmak, bu bölge hakkında tüm ülkenin hatta Avrupa'nın, dünyanın haberdar olması adına o 7 gün boyunca ciddi aktiviteler yaptık. Trekking yaptık, Yedigöller'e yürüdük. Bu Çoruh Nehri'nde rafting yaptık, bizzat ben de. İştirak ettim. Kano yaptık aşağıdaki baraj göllerinde. Bu vadi boyunca bisikletle turlar yaptık. Ondan sonra şu belediyenin önündeki sokağı sanat sokağı haline dönüştürdük.
Yaptığımız tüm bu aktivitelerin de işte ulusal medyada, sosyal medyada, televizyonlarda, yazılı basında yer alması adına bir gayret sarf ettik. Emek verdik arkadaşlarımızla birlikte. Sonra sonuçlar açıklandı ki biz kendi kategorimizde ilk üçe kalanın üçü de birinci sayılıyor. Azdavay Belediyesi, Safranbolu Belediyesi ve İspil Belediyesi kendi kategorisinin birincileri olarak ilan edildi. İşte bu fanusun sırrı bu. İspil ve İspil halkı bunun fazlasıyla hak ediyor kanaatindeyim. İnşallah yarınlar da güzel işlere sebebiyet verir. Tebrik ederim. Hikayemiz bu. Aynen. Benim de niyetim zaten dediğiniz gibi Türkiye'de ya da dünyanın çeşitli yerlerinde kendini iyi lanse etmiş ya da zamanında erken lanse etmiş şehirlerin turist sayısı çok fazla ama eşdeğer güzellikte ya da daha fazla güzellikteki kentlerimizin, şehirlerimizin biraz belki bu süreçte geç kaldığından ötürü aynı güzelliklere sahip olduğu halde yeterli turist ağırlamadığını fark ettim. Ben de gittiğim yerlerde böyle belediyelerle temas kuruyorum ya da kendi elimden geldiğince gezip göstermek istiyorum. İnsanlar buraları da görsün, buralarda gezecek yerler olduğunu öğrensin de turizm açık şehirleri ziyaret etmeye başlasın istiyorum. İnşallah bu videolarda etkili olur da sizin de buralar turistlerle dolur taşar inşallah zamanla. İnşallah. Bizi ağırladığınız için, ben teşekkür ederim. Yemek ayarladığınız için teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.